Sevgili seyirciler, Sağlık Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Züveyda Nur Gençosmanoğlu. Bu akşamki konuğum ise Ordu Devlet Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Altan Tekin. Hocamızla bugün yayınımızda rekonstrüksiyondan çok estetik cerrahi üzerine konuşacağız. Bilgilendirici bir yayın gerçekleştireceğiz. Hocamıza yöneltmek istediğiniz soruları sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Yayınımızın son dakikalarını sizden gelen sorulara ayıracağız. Konularımız akabinde. Evet hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Seyircilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Altan Tekin. Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapıyorum. Plastik cerrahi uzmanıyım. Yaklaşık 15 aydır orada çalışıyorum. Üniversitem Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Antalya Eğitim Araştırma'dan plastik cerrahi ihtisasını aldım. Sorumlu hizmet olarak da Ordu'ya atandım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tekrardan Ordu'muza. Şimdi hocam o kadar çok konumuz var ki çok beklenen bir yayın. Özellikle sizlere gözümüz yollarda kaldı gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Ben vaktinizden ayırıp yayınımıza katıldığınız için. Hemen hocam en çok merak edilen estetik operasyonların başında gelen rinoplasti ile başlamak istiyorum yayınımıza. Öncelikle olarak rinoplasti ne demektir? Kimler rinoplasti olabilirler? Rinoplasti burun estetiği ameliyatı demektir. Yani genel itibariyle 18 yaşını doldurmuş burun kemiğin gelişimi tamamlandıktan sonra isteyen herkes burun estetiği ameliyatı olabilir. Peki hocam estetik kaygılar haricinde de burun ameliyatının estetik olarak olması dışında yapıldığı durumlar var mı? Yani sadece estetik amaçlarla mı yapılır, tercih edilir? Yani estetik amaç dışında nefes alma güçlüklerinde de burun ameliyatı yapılabilir. Septoplasti ile burun estetiği ameliyatı ile birlikte septoplasti veya burnun içinde et olması, konkabiloza olması, nefes alma problemleri yaratan birçok problemde de rinoplasti ile kombin olarak yapılabilir. Peki hocam burun estetiği ameliyatı nasıl gerçekleştirilir? Özellikle de açık ve kapalı ameliyat tabirleri var. Bunlar nelerdir? Ne demektir? Açık ve kapalı ameliyat tabirleri aslında burnun altında kolümella dediğimiz bir alandaki kesinin olup olmamasına göre ayrılıyor. Eğer burnun altında herhangi bir kesi varsa buna açık rinoplasti deniliyor. Veya herhangi bir kesi yoksa burnun içinden yapılıyorsa bu da kapalı rinoplasti ameliyatı oluyor. Genel itibariyle hani açık ve kapalı rinoplasti tercihini doktor hastasıyla birlikte veriyor. Hocam özellikle estetik operasyonlarda biliyorsunuz ki kaygılarımızın başından biri iz oluyor. En çok sorulan sorulardan da biri bu. Açık ve kapalı ameliyatın bu noktada farkı nedir? İz kalma durumu yani, hangisine daha fazla? Ya bence yani ciddi değişiklikler yapılacaksa daha çok açık rinoplasti ameliyatları tercih edilmeli. Nihayetinde burun altında ufak bir iz olması burnun genel şeklinden önemli değil. Yani ufak bir iz kabul edilebilir bir sonuç. Çoğu kişide de bu iz zaten belli olmuyor. Ama örneğin ufak bir işlem yapacağız. Örneğin sadece burnunda kemer var. Burnun geri kalanı düzgün. Buna sadece işsiz kapalı rinoplasti tekniğiyle yapabiliriz. Ama bazı burunlar, özellikle Karadeniz burunlar, burun büyük, eğri, kemeri belirgin. Yani majör bir değişiklik yapacağız burunda. Küçülteceğiz, daraltacağız burnun şeklini. Kıkırdak destekler koyacağız. Bence bunlarda, bu gibi hastalarda açık rinoplasti tekniği, yani hastanın hani istediği görünüme kavuşmasında da bence daha etkili. Doktor açısından da cerrah açısından da yani işlemi daha kolay yapmasına vesile oluyor. Bu gibi hastalarda açık rinoplasti tekniği daha uygun olur diye düşünüyorum. Peki hocam birkaç operasyon burun estetiğiyle birleştirilebilir mi? Ya da hangileri beraber yapılabilir? Yani daha çok burun estetiğiyle en sık yapılan hani burnun içiyle ilgili olan problemleri estetiği, yani pardon ameliyatını
katabiliriz. Gerek KBB uzmanıyla birlikte yapılabilir. Septoplasti ameliyatı olsun, konkabiloza ameliyatı olsun. KBB hekimiyle birlikte yaptığımız sık ameliyatlarda, ameliyatlar içinde yer alır. Bunun dışında hani diğer herhangi bir estetik ameliyatta da burun estetiği kombine edilebilir. Peki hocam, bu operasyon yine en çok sorulan sorulardan biri. Ağrılı ve acılı mıdır? Burun estetiği ameliyatının ilk 1-2 günü ağrılı olabilmektedir. Özellikle kemik çatıyı daralttıysak, törpülediysek veya küçültmek amacıyla kontrollü olarak kırdıysak 1-2 gün ağrı, morluk, ödem olabilir. Komplikasyonların riskleri var mı hocam? Estetik amaçla özellikle yapılınca çok sorulan sorulardan biri bu da. Yani sonuçta bir burun estetiği ameliyatında genel anestezi alıyor hasta. Yaklaşık 2 saat gibi sürüyor. 1,5 ile 3 saat arası değişiyor. Genel anestezinin getirdiği bütün riskleri taşıyor. Yani hani sağlıklı bireylerde genellikle herhangi bir problem olmuyor. Ama yani burun ameliyatında, burun estetiğinde en çok korkulan burnum tekrar düşer mi? Veya burnum çok kalkık, çok sivri olur mu? Karşıdan bakılınca burun deliklerim görülür mü? Şeklinde kaygılar oluyor. Komplikasyon olarak genellikle eğri burunların özellikle tekrar aynı yöne eğrilmesi düşünebiliriz. Onun dışında ilk 1-2 gün kanama komplikasyonu olabilir. Onun dışında genel itibariyle rahat bir ameliyat. Yani ilk 1-2 günden sonra hasta için rahat, kolay bir ameliyat. Peki hocam, iyileşme süreci nasıl oluyor? Özellikle rinoplasti sonrası. Rinoplasti sonrasında genel olarak hani hastanede bizim uyguladığımız ameliyattan sonra genellikle hastalar ertesi gün taburcu olabiliyor. Taburcu olurken burnunun içinde silikon tampon oluyor. Delikli silikon tampon oluyor. Nefes almasına yardımcı oluyor. Burnun sırtında da genelde atel oluyor. Eskiden alçı kullanılıyordu. Şimdi atel kullanıyoruz. Yaklaşık nazal kemikler, yani burun kemikleri kaynayana kadar bir hafta süresince atelle takip ediyoruz. Birinci haftada kontrole geliyor hasta. Ateli ve burun tamponunu çıkartıyoruz. Bir hafta daha, hani bu kişiden kişiye değişir de ben bantlıyorum. Ama hani hiç bantlamayan veya atel, yani destek koymayan doktorlar da çok fazla. Yine hastanın dediğiniz gibi deri yapısı, ameliyata karar verirken başka değerlendirmelerinin sonucunda deri yapısı ya da kemik yapısı ya da yapılan işlem neyse ona uygun bir şekilde süreçte ilerliyor. Evet. Değil mi hocam? Evet. Peki genel olarak ilk en önemli dediğiniz dönem, iyileşme döneminde burnun şekillenmesi için. Çünkü siz bir şekil veriyorsunuz ve onun bozulmaması, korunması lazım. O zaman dilimi ne kadardır? Özellikle en hassas olması gereken seyircilerimizin zaman. İlk bir ay sıkı takip yapıyoruz. İlk bir ay, yani haftada bir hasta yaklaşık geliyor. Özellikle darbelere daha açık olduğu, yani burnun en şiş olduğu dönem. Ağrının geçtikten sonra burun travmaya açık, tekrar dikişler atabilir, açılabilir ufak bir travmada. Vakit geçtikçe hani iyileşme dokusu da oluştuğu için bunların hani olma ihtimali azalıyor, ancak ilk bir ay yani burun ameliyatında çok önemli. Peki hocam, bu iyileşme sürecini neler hızlandırır? İyileşme sürecini daha çok hani özellikle sigarayı pek iyileşme sürecinde istemiyoruz. Zaten hani burun ameliyatı zaten zor nefes alıyor. Evet. İçerisi ödemli oluyor. Sigara da hani bu ödemi olumsuz yönde etkiliyor. İyileşmeyi de olumsuz yönde etkiliyor. Onun yerine biz hani hastaya düzenli olarak buz koymasını, başını eleve etmesini, yani yüksekte tutmasını, iki yastıkla yatmasını, özellikle ödem çabuk geçsin diye daha çok buzla, yani ben hastalarda hem kanamayı azaltıyor, ödemi azaltıyor, şişliği
aynı zamanda ağrıyı da azaltıyor. Zaten hani iyileşmeyi hızlandırdığını düşünüyorum. Onun dışında hani düzgün beslenmesi gerekiyor. Onun dışında hani çarpmazsa bile travmalardan kaçınması gerekiyor. Peki hocam, gözlük kullanımı ile ilgili bir uyarımız, önerimiz olur mu? Gözlük kullanımı genelde yani ilk 6 ay sakınmasını istiyoruz. Özellikle ağır gözlükse ilk 6 ay kullanmasını istemiyoruz. Güneş gözlükleri değil mi hocam? Özellikle kemik yapılı kemik yapıları tekrar düşürebilir. Tekrar şeklini değiştirebilir. Yani bazen düşürmez, bazen yani tek taraflı eğriliklere neden olabilir. Yani tek taraflı eğrilikler olduğunda bile tekrar ameliyat gerekir. Yani tam iyileşmeden maskede bir dikkat etmesi gerekiyor. Maskede kullanırken çok sık olmaması gerekiyor. Veya cerrahi maske gibi bağcıklı maske kullanması gerekiyor. Gözlükte de mümkün mertebe ağır gözlükse 6 ay beklemesi gerekiyor. Ama okuma gözlüğü, ince çerçeveli gözlükse ben hastalarıma ikinci aydan sonra hani kullanmalarına izin veriyorum. Peki hocam, estetik ameliyatımız olduk. Tamponlar alındı, alçılar çıkarıldı ama son görüntüyü beğenmedik. Böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Peki bu nasıl düzeltilebiliyor? Neler yani, yapılabiliyor? Böyle durumlarda tabii hastayla doktor bence bir ekip. Yani hani hasta doktor ilişkisini bozmadan hastanın doktoruna bence uygun dille şikayetlerini belirtmesi gerekiyor. Hangi yönden şikayetinin olduğunu, yani burnun şeklini mi beğenmiyor, hani bazıları daha ince olsun diyor, bazıları daha doğal olsun istiyor. Veya hani burnu istediği gibi yapmışız aslında ama hasta yine hani istediği gibi olmuş burun ama yine yani istediği kafasına yatmıyor veya beğenmiyor. Hani sonuçtan aynı kendine memnun bakınca değil mi hocam? Belki evet. De o görüntü, yani aslında o burun güzel, kendisinde hoş kendisinde durmadığını hissediyor. Hoş durmuyor gibi hissedebiliyor. Öyle durumlarda tabii tekrar revizyon ameliyatları, ufak düzeltmeler yapılabiliyor. Yani benim de yaptığım revizyon ameliyatım bayağı var açıkçası. Yani hasta farklı bir şey istiyorsa veya istediği şey zaten benim aklıma da yatıyorsa, hasta diyorum haklı, şunu şöyle yapsaydık daha güzel olur. O zaman hastayla birlikte tamam bunu istiyoruz. İyileşmen biraz tamamlansın. Benim hani ideal bekleme süresi 6 ay. 6 ay bir bekleyelim. Ödem geçsin, şişlik geçsin. Tekrar bir ufak bir operasyon olabilir. Bazıları diyor burnum istediğimden biraz daha kalktı. Bazıları diyor biraz daha düşük. Hani. Hocam öyleyse 6 aydan önce temel olarak aslında tam form verilmiş burun ortaya çıkmıyor, tam, doğru mudur? Yani evet, tam yani bir de iyileşme tamamlanmamış yanıltıcı oluyor. Yanıltıcı olabilir yani. Yanıltıcı olabilir. Örneğin özellikle burun ameliyatı yaparken örneğin hastaların erken vakitte en büyük şikayeti burnun ucunun çok kalkık oldu. Yani biz ameliyatı planlarken zaten hani birkaç ay sonra ödemin geçeceğini, yer çekimi etkisiyle de burnun 2-3 milim düşeceğini hani öngörüyoruz. Ve ona göre biraz daha burnun ucunu kaldırabiliyoruz. Veya ameliyattan sonra erken dönemde hani burnu desteklemek için kullandığımız bantlar burnun ucunu kaldırıyor. Bantları aldığımızda bile hani burun daha oturuyor, daha düzgün duruyor. Peki hocam, son olarak özellikle de rinoplasti ameliyatı geçirmiş olan seyircilerimiz için önerileriniz nelerdir? Yani rinoplasti ameliyatı olan hastalar için yani normal sağ, yani hiç işlem görmemiş burun kadar sağlam olmayacak, hani travmalara her daha zaman hassas, tabii daha hassas açık olacak. Yani bu hani diyorlar ne zaman bu şey geçer, hani burnumuzu artık ne zaman korumayacağız. Hani sağlam burunlar bile darbeyle kırıldığına tabii göre ki ameliyatlı burunlar biraz daha hassas oluyor her zaman. yani önemli olan hani darbelerden korumak mümkün mertebe. Onun dışında yani 6 ayı doldurduktan sonra ekstra fazla bir önerimiz olmuyor. Yani var olan hani yapılmış burunlarıyla
sağlıklı, sağlıklı. Peki hocam, oradaki belli masajlar, işte kullanılan yastıklar, bunlar gerçekten destekler mi burnun formunu korumasından? Yani, erken dönemde masaj yap, buruna masaj yaptırıyoruz ama o burun da yapışıklıklar olmasın diye ve ödem dağılsın diye açıkçası. Hani yoksa çok yani cerrahinin etkisini değiştirmiyor. Yani, form yine ameliyattaki kırdığın yerleşimi ile alakalı. Tabii. Onun almış olduğu şekilde sadece devam ediyor. İyileşme hızını değiştirir masaj yapmak. Dolaşımı arttırır oradaki. Ödemin dağılımını hızlandırır. O şekilde bazen de eğrilikleri düzeltir. Örneğin öncesinde eğri olan burunlar, yani örneğin 30 yıldır örneğin sağ eğri burun. Ameliyattan sonra genelde hani düz çıkabiliyor, düz oluyor zaten, düz yapıyoruz. Ama 2 ay sonra hastanın burnu yavaş yavaş tekrar aynı yöne O zaman eğrilmiş. Kontroller de önemli yani, hale geliyor değil mi hocam? Düzenli olarak kontrole geldiğinde, yani zaten kontroller her zaman önemli. Biz ters yöne masaj, yani hani eğri olan kısmın diğer tarafına masaj. Bazen de gece yatarken bantla hani diğer yöne yapıştırmayı, hani öyle kalmasını, iyileşme döneminde burnu orta hatta almaya çalışıyoruz. Çünkü iyileştikten sonra burun şekil almıyor tekrar. İyileşme döneminde masajda ufak değişiklikler yapılabiliyor. Tamam. Rinoplasti için hocam sorularım bu kadardı. Çok dolu dolu bir yayın olacak. O yüzden ben hemen özet geçerek seyircilerimiz için devamında sormak istiyorum sorularımı. Burun estetiği ameliyatının ne olduğunu öğrendik. Kimler için uygulanabileceğini öğrendik hocamızdan. 18 yaş ve üzeri herkesin hem kendi talebiyle hem de sağlık gerekçesiyle septoplasti ile beraber, yani septum deviasyonu burunda eğrilikle beraber en olası şekilde olabileceğini öğrendik. Bununla beraber ameliyatı geçirmiş kişiler için önerilerde bulundu Altan hocamız. Bu öneriler sonucunda da özellikle kontroller çok değerli. Kontrolleri aksatmayalım. Çünkü hekimle iletişim halinde kalındığında hızlı şekilde erken vadede revizyona gidebileceğini, burnun daha kolay şekil verilebileceğini, herhangi bir aksaklık varsa da öğrenmiş olduk. Şimdi hocam iki bonus konumuz var. Bunları sürpriz hızlıca araya almak istedim. Dolgu ve botoks hakkında biraz konuşmak istiyorum. Biraz bilgi almak istiyorum. Öncelikli olarak hocam, dolgunun içeriği nedir ve estetik amaçla nasıl kullanıyoruz dolguyu? Bu çok merak edilen bir şey. Özellikle de içeriği. Herhangi bir tehlikesi var mıdır bu içeriğin bir de? Dolgunun içeriğinde hyaluronik asit bulunur. Hyaluronik asit aslında hepimizde bulunan, vücudumuzda su ve nem tutmaya yarayan bir moleküldür. Dolguda ama bu hyaluronik asit genelde bakterilerden veya hayvanlardan elde edilir. Tabii bundan dolayı alerjen olabilir. Yanlış kişiler tarafından, hani damar içine yapıldığı zaman yüzde cilt ölümüne, yani nekrozlara neden olabilir. Yine sistemik dolaşıma katılmasına sağlayabilir. Yine göz çevresine yapıldığında dolgu, yani düzgün, yani eğitim almamış, herhangi bir tıbbi bilgisi olmayan herhangi biri tarafından yapıldığında körlüğe kadar da gidebilir dolgu yan etkisi olarak. Literatürde de, hani tıp dünyasında da bunun hani birçok örneği, hani bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Yani dolgu düzgün eğitim almış, yani tıp, en azından benim dediğim ya, doktor yapsın. Hani güzellik merkezlerinde yaptırmayın. Hani plastik cerrahi yapmak zorunda değil. Hani plastik cerrahi yaptırın, dermatoloğa yaptırın, KBBC'ye yaptırmayın değil de. Yani, hani tıp eğitimi almış, yüzün damarını, sinirini bilen kişiler tarafından yapılmasını yüz öneririm. Yüz anatomisine hakim burada önemli gerekiyor. Nokta tabii, değil mi hocam? Tabii. Yani size müşteri olarak değil de hastası olarak gören birinin yapması bence daha uygun. Peki hocam, dolguyu estetik amaçlı nerelerde kullanabiliyoruz? Dolguyu, özellikle yüzde mi daha fazla? Dolguyu estetik amaçla hani yüzde en sık kullanılıyor. Özellikle hyaluronik asit dolgular. Onun dışında yağ dolguları vücudun birçok yerinde kullanılabiliyor. Ama hyaluronik asit dolgular daha çok
nazolabial çizgilerin giderilmesi, işte gözaltı evet, çukurların kapatılması, gözaltı oluğun kapatılması, gözaltı ışık dolgusu diye geçer. Yine dudak şekillendirme, dudak hacimlendirme de dudak dolgusu kullanılabilir. Yine jawline'da, çene dolgusunda kullanılabilir. Yine ufak eğriliklerde veya ufak kemerlerde, yani burunlardaki ufak kemerlerde, yani o kemeri gizlemek için burnundaki ufak eğrilikleri kamufle etmek için dolgu kullanılabilir. Peki hocam, biraz önce hyaluronik asit olduğunu ve vücutta zaten normalde de bulunduğundan bahsettiniz. Evet. Dolayısıyla o zaman eriyebilen bir madde dolgu değil mi? Ne kadar sıklıkla tekrarlanmalı? Yani dolgu hani sertliğine göre onların hani dudağa yapılanla çeneye yapılan dolgu bir değil veya göz altına yapılan dolguyla nasıl diyeyim? Malar bölgeye, yani elmacık kemiğine yaptığımız dolgular aynı yoğunlukta değil. Yoğunluğuna göre etki süresi değişiyor ama kişinin tabi isteği de önemli. Genellikle üretici firmalar yılda bir yani etkisinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü ileri sürüyorlar. Bizim de gözlemlediğimiz aslında bu yönde. Genelde bir yıl dolgu etkinliğini gösteriyor yapıldığı bölgede. Peki talebe yönelik bir yıl dolmasa da yapılabilir Yapılabilir. Dolgu yapılabilir. Estetik bir operasyon olduğu için. Peki hocam, bir diğer sorun botoks. Yine aynı şekilde botoksun içeriği nedir? Çalışma mekanizması nasıldır? Nerelerde kullanıyoruz ve uyguluyoruz? Botoks içeriği botulinum toksindir. Yapıldığı kası felç ederek, yani aslında gevşeterek etki eder. Yaklaşık olarak etki süresi 4-6 aydır. Genelde yani etkinliği 4. ayda, 5. ayda geçse de 6 ayda bir yapılmasını biz öneriyoruz. Aynı zamanda ilaç olduğu için çok sık yapılması zararlı yan etkilere neden olabilir. Yine alerjik reaksiyonlar verebilir. Piyasada hani botoksunda sahte botokslar da var, değişik botoks ürünleri de var. Tabii botoksun da en azından içeriğinin FDA onaylı bir marka olması gerekiyor. Bu da Türkiye'de yaklaşık 4 adet botoks markası var. Yani yaptırdığınız yerde en azından ne yapıldığını hani bilmeniz, görmeniz gerekiyor. Peki hocam, estetik kaygılar dışında botoksun tıbbi amaçlarla, tedavi özellikle de amacıyla kullanıldığı yerlerde var mı? Tabii. Örneğin nöroloji daha çok migren tedavisinde kullanabiliyor. Yine şaşılık tedavisinde kullanılabiliyor. Onun dışında bazı çocuklardaki kas spazm hastalıkları da kullanılabiliyor. Onun dışında hani yine gerçi estetik oluyor da terleme botoksu var. Onun dışında düşününce genel olarak kırışıklıklar üzerinde etkin değil mi hocam? Estetik amaçlı ama estetik bunun dışında da migren dediğiniz gibi diş sıkmayla alakalı diş sıkmada kullanılabiliyor. Maseter botoksu kullanılıyor. Hani aynı zamanda diş sıkması olan hastalarda genellikle çene hattı köşeli oluyor. Onu yumuşatmak için veya inceltmek için de aseter botoksu yapılabiliyor. Evet, şimdi hocam çok teşekkür ediyorum. Hocamızdan dolgu ve botoks hakkında bilgiler aldık. En önemli nokta ehil ellerde yapılması gerektiğiydi. Mutlaka doktorların uyg olduğu bir merkezde yaptırmanız tavsiye edilmekte. Çünkü yan etkileri beklenenden daha kötü olabilir ehil ellerde yapılmadığı sürece. Evet, şimdi hocam bir diğer konularımız diyorum çünkü çok fazla konumuz var. Hemen şöyle bahsediyorum, soruyorum ilk sorumu. Hocam genel olarak yüz estetiğinden bahsetmek istiyorum. Bilgi almak istiyorum daha doğrusu. Yüz estetiği nedir? Çeşitleri nelerdir? Bir de hocam, güzellik algısı da toplumumuzda çok değişti biliyorsunuz ki. Özellikle de sosyal medyanın aktif, daha çok kullanılır hale gelmesiyle. Kadın ve erkeklerde estetik işlemler aynı şekilde mi uygulanır? Talepleri nasıldır? Özellikle de yüz estetikleri hakkında. Dediğiniz gibi yüz estetiği
Özellikle yani sosyal medyanın son dönemde çok popüler olması, herkesin selfie çekerek kendini paylaşması, evet. Yani gitgide daha çok talep gören estetik alanlarından biri, yüz estetiği ameliyatlı olabileceği gibi, dediğim gibi botoks, dolgu işlemleriyle, yani ameliyatsız veya lokal işlemlerle de olabilir, sadece göz kapağı estetiği gibi, burun estetiği gibi, kepçe kulak estetiği gibi, daha çok hani plastik cerrahların, dermatolojinin ilgi alanı olan sahalara giriyor. Daha çok güzellik algısı son dönemde gerçekten sosyal medyayla çok öne çıktı. Herkes açıkçası biraz kendiyle, yani başkalarıyla da daha doğrusu yarış halinde. Çeşitli filtreler çıktı. Evet. Hastalar geliyor, nasıl diyeyim. Şöyle olsam daha güzel olurum. Hani bir filtre yapmış. Hani dudağını büyütmüş veya kaşını kaldırmış, burnunu düzeltmiş. Ben böyle olmak istiyorum. Beni bu şekilde getirebilir misin? Bu şekilde yapabilir misin? Dolguyla olur mu? Ameliyat mı olması gerekiyor diye soruyor. Genelde hani sosyal medyayla herhalde biraz daha bu trend gidecek, yani yüz estetiği. Peki hocam, biz o gelen filtrelerin hangilerini yapabiliyoruz? Çeşitleri nelerdir? Gerçekten yapabiliyor muyuz? Yani minör değişiklikleri zaten ameliyatsız, dolgu, botoks gibi işlemlerle yapabiliyoruz. Onun dışında hani birçok istediği, hastanın mantıklı istekleri olduğunda birçoğunu yapabiliyoruz. Hocam, o zaman yüzde çeşitli göz, özellikle cat eyes, birazdan size ayrıntılı olarak soracağım. Elmacık kemikleri, bişektomi, cevlan dolgular, bunlarla ilgili bilgi almak istiyorum sizlerden. Şimdi hocam, özellikle göz kapağından başlayalım. Göz kapağı estetiği nedir? Nasıl yapılır? Çeşitleri nelerdir? Göz kapağı estetiği üst göz kapağı ve alt göz kapağı ameliyatından oluşmaktadır. Üst göz kapağında daha çok sarkıklık şikayeti oluyor hastalarda. Alt göz kapağında da torbalanma. Yaşla birlikte torbalarım arttı. Hani yağ dokusundan, yağ torbalarından kurtulmak istiyor. Onun dışında hastalar göz kenarlarının, dış kenarlarının daha kalkık, daha dinamik olmasını istiyor. Genel itibariyle sadece üst göz kapağı isteyen hastalarda lokal anestezi altında 45 dakika, 1 saat gibi sürede ameliyat yapılabiliyor. Kişi aynı gün evine gidebiliyor işlemden sonra. Bir hafta sonra dikişini aldırabiliyor. Ödemi de yaklaşık hani birinci haftada ciddi oranda azalıyor. Alt göz kapağında şöyle bir şey oluyor. Alt göz kapağı biraz daha hassas. Alt göz kapağında genellikle sedasyon, hafif bir narkoz vermek gerekiyor. Bazı hastalarda da, çok heyecanlı hastalarda da genel anestezi altında uyutarak yapmak daha doğru oluyor. Alt göz kapağında daha çok şikayet, torbalanma şikayeti olabiliyor. Bazı hastalarda da cilt fazlalığı şikayeti olabiliyor. Bunu da daha çok ameliyathane şartlarında yapıyoruz. Genel anestezi altında yapıyoruz. Peki hocam, cat eyes diye bahsettiğimiz göze form verme, badem göz olarak da biliniyor sanırım. Bunda birkaç ameliyat bir arada mı olmuş oluyor, yoksa sadece göz estetiği olarak? İşlem nasıl gerçekleşmekte? Genellikle kaş kaldırma ile birlikte de yapıyoruz. Yani hem gözün dış kenarını yukarı çekiyoruz, hem de kaşı kaldırıyoruz. Bu da birbiriyle daha orantılı bir görünüme, daha uyumlu bir görünüme yol açıyor. Daha iyi oluyor. Yine üst göz kapağı, alt göz kapağı da eklenebiliyor bu ameliyatlara. Genelde bunları kombine yapınca hastalar daha çok memnun oluyor. Bir de hocam, şimdi yüz germe, özellikle de boyun germe işlemlerimiz var. Bunların farkı nedir? Nasıl, kimler için tercih edilir? İyileşme süreçleri nasıldır? Yüz germe aslında tüm askılama yöntemlerin geneline deniyor. Örneğin yüzümüzü üç bölgeye ayıracak olursak, üst tarafa, yani kaş
seviyesinin üstü aslında üst yüz, yani kaş kaldırma. Aslında bu da bir yüz germe. Orta yüz dediğimiz boyuna kadar, kaşla boyun arasındaki kısım, bu orta yüzümüz oluyor. Bir de boyun kısmını alt yüz germe de diyebiliriz. Yüz germe ameliyatları yani tamamına yakını zaten genel anestezi altında oluyor. Yani daha çok hem kası sıkılaştırıyoruz, hem cilt fazlalığını alıyoruz. Onun dışında sigara içenlerde pek yapılmıyor. Yani özellikle yapılmaması gerektiği söyleniyor. Bazen örneğin boyun germede liposuction'la kombine yapabiliyoruz. Bazen kişi ileri yaşta olmuyor, genç hasta oluyor. Genç yaşta sadece boyunda yağlanmadan dolayı sarkıklık şikayeti oluyor. Böyle olunca sadece liposuction'la boyun germe ameliyatı yapabiliyoruz. Bazen boyun kasında gevşeklik oluyor. Onu çene altından yapılan bir insizyonla, kesiyle sıkılaştırabiliyoruz. Bazen de ileri yaşlarda cilt sarkıklığı da eşlik ediyor. Onu da kulak arkasında, kulaktan arkaya doğru saç çizgisinde bizi saklayarak yapabiliyoruz. Tabii orta yüzü alt yüzle, yani boyunla yüz germeyi kombine de yapabiliyoruz. Veya total yüz germe, hem kaş kaldırma, hem orta yüz germe, hem de boyun germe de birlikte yapılabiliyor. Tabii bunları kombine yaptığımız zaman işlemin süresi uzuyor. Aynı zamanda hastanın iyileşme süreci de uzayabiliyor. Hocam, buradaki amaç daha kırışıklıkları azaltıcı bir görünüm elde etmek değil mi? Daha fresh bir, yani taze bir görünüm elde etmek. Tabii, yani özellikle hani 30 yaşından sonra yüzümüz yavaş yavaş sarkmaya başlıyor. Hı hı. İlk başta göz çevresi, nazolabial çizgilerimiz, yanağımız, elmacık kemiğimiz, yani yağ yastıkçıklarımız düşmeye başlıyor. Zamanla çene hattı, boyunda kırışıklıklar artıyor. Yani herkes zamana meydan okumaya çalışıyor. Genç, yani eski haline geri dönmeye çalışıyor. Ki doğal olarak kimse yaşlanmak istemiyor. Hiçbirimiz yaşlanmak istemiyoruz, evet, zaten. Evet, kesinlikle hocam. Hemen hocam, yanak dolguları demişken bişektomi hakkında bilgi almak istiyorum sizlerden. Bişektomi nedir? Hangi durumlarda, kimler için tercih edilir? Bişektomi aslında hani yanak inceltme ameliyatıdır. Hollywood yanağı diye de geçer. Lokal anestezi altında 45 dakikada, 1 saat içinde yapılabilen bir ameliyattır. Ağız içinden yanak mukozasına 2 santimlik kesiden yağ yastıkçığı alınır. Yanaktaki şişliğe neden olan yağ yastığı alınır. Böyle de yanak daha ince bir hale kavuşabilir. Kese hatlarında hani eriyen dikişlerle kapatıyoruz. O da bir hafta içinde kendiliğinden. Tabii iyileşme süresi de epey hızlı öyleyse hocam. Ağız içinde tabii iyileşme süreci çok hızlı. Sadece ilk iki gün hastaların dikkat etmesi gerekiyor. Katı gıdalar yememesi gerekiyor mümkün mertebe. Çünkü dikişi açabiliyor. Veya ilk iki gün sıcak tüketmemesi gerekiyor. Hı. Ama ağız içindeki hani yaralar da çok hızlı iyilediği için hani genelde dikiş hattı da hızlı bir şekilde iyileşiyor. Hı hı. Peki hocam, zaten hani doğal olarak var olan bir dokuyu oradan almış olduğumuz için, azaltmış olduğumuz için uzun vadede sonuçları beklediğimiz gibi olmayabilir mi? Yani daha yaşlı bir görünüm elde edebilir miyiz? Yani sonrasında. Bişektomi ameliyatları yani son 5-7 senedir popüler. Hep yani daha çok genç hastalara yapıyoruz. Hı hı. Hani ya benim yanağım hani çok dolgun duruyor, daha ince, daha sivri bir yüz hattı istiyorum, daha ince bir yüz hattı istiyorum diyen hastalara yapıyoruz. Tabii ileri yaşlarda, bu hastaların ileri yaşlarını bilmiyoruz. İlerleyen vakitlerde belki oraya tekrar hani çöküklüğü gidermek için yağ dolgusu veya hiyaluronik asit dolgular kullanacağız. Yani bişektomi ameliyatı çok uzun yıllardır olan bir ameliyat değil. Yeni trend olan son 5-6 senedir
hani trend olan bir ameliyat. Tabii ihtiyaca yönelik yeni yöntemler de teknolojinin de gelişmesiyle değil mi hocam? Dediğiniz gibi evet. Hem o filtrelerin etkisi, sosyal medyanın etkisi, evet. insanların talepleri, güzellik algısının değişmesi yenilikleri doğurmuş oluyor böylelikle evet. de. Bir diğer sorum da hocam jawline dolgu. Ne demektir? Kimlere tercih ediyoruz? Hangi durumlarda tercih ediyoruz? Nasıl uyguluyoruz? İyileşme sürecimiz nasıldır? Jawline dolgu daha çok erkekler de çok talep ediyor. Kadınlar da talep ediyor. Tabii ikisine farklı yöntemler uyguluyoruz. Jawline dolgu aslında çene ucu dolgusuyla çenenin köşesinin daha belirginleştirildiği dolgu şekline deniyor. Erkekler daha köşeli, daha keskin, yüz hatlarına ulaşmak istiyor. Kadınlar da daha yuvarlak yüz hatlarını aslında daha ince ve uzun göstermek için kullan. Bu dolgu dolguya ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Gene itibariyle lokal hani krem sürerek bu dolguları yapabiliyoruz. Yani herhangi bir uyuşturmaya, lokal anesteziye ekstradan gerek olmuyor. Dolgu maddesindeki maddeyle aynısı mı kullanılıyor hocam? Hyaluronik asit kullanılıyor veya yağ dolgusu da kullanabiliyoruz. Hyaluronik asit dolguların içinde zaten çoğunda lokal anestezi lidokain de oluyor mesela. Bundan dolayı ağrısız bir şekilde yapabiliyoruz ve ertesi gün yine sosyal hayatına, iş hayatına geri dönebiliyor. Daha maskülen bir hava veriyor değil mi? Keskin çene hattı. Tabii yani hocam, erkeklerde yüzden... özellikle daha keskin yüz hattına kavuşmak için hani kullan yani istiyorlar. Erkekler genellikle dolguya zaten normalde sıcak bakmıyor ama jawline dolguyu hani genelde tabii daha talep çekici oluyor. Hale getirdiği için. Daha çekici için. Hale getirmek evet. için. Yoksa erkekler pek dolguya botoksa daha sıcak bakıyorlar da dolguya pek yeni yeni o da. Demek ki kırışıklıklar tabii. daha çok hocam öne geçiyor değil mi? Çene yani, hattından. Yani eskiden örneğin nasıl diyeyim botoks erkek adam botoks yaptırmaz. Hani bu tarz şeyler vardı. Şimdi yani erkek kadın hani fark yok yani. Herkes, yani erkekler tabii, de yaşlamıyor sonuçta hocam. Tabii, niçin yani kırışıklık yaptırmasınlar? Olmasın. Evet. Yani genç olmak istiyor. Genç görünmek istiyoruz. Hepimiz öyle zaten. Tabii hocam. Yani çok fazla erkeklerden de talep oluyor artık. İyileşme sürecinin de çok hızlı olduğunu belirttiniz. Lokal olması da büyük avantaj aslında yani hocam. Yani sadece krem uygulayarak yapabiliyoruz. Lokal uyuşturmak için kullandığımız kremlerle yapabiliyoruz. Birazdan hocam hızlıca yağ enjeksiyonunu da soracağım ama yeri gelmişken danışmak istedim tekrardan. Şimdi yağ da enjekte edebiliyoruz demiştiniz. Evet. Kişinin kendi vücudundan alınan. Tabii kendi vücudundan alınabilir. Daha çok karın çevresi kullanılıyor. Yani yağlanma erkeklerde daha çok karın çevresinde oluyor. Kadınlarda da basen bölgesinde olabiliyor veya uyluk iç yüzde fazla olabiliyor. Ama yani en kolay ulaşabildiğimiz en kolay pratikte en ağrısız bölgeler ya karın çevresi oluyor ya sırt kısmı oluyor. Lokal anestezi altında yine yağ dolgusu yani biz aslında yağ grafti alıyoruz. Oradan yağ hücrelerini alıp başka bir yere naklediyoruz. Peki hocam bir diğer konum da otoplasti. Otoplasti nedir? Ne zaman tercih ederiz? Kimler için uygularız? Otoplasti kepçe kulak ameliyatı. Çocukluk çağlarda hani 18 yaşına kadar hastanemizde hani devletin karşıladığı sağlık problemi olarak gördüğü bir rahatsızlıktır. 18 yaşından sonra da kişi yine isterse bu ameliyatı olabilir. Erişkin yaşlarda lokal anestezi altında yapıyoruz. Çocuklarda ise genellikle genel anestezi altında yapıyoruz. Daha çok otoplastide hani yöntem soruluyor. Hani dikiş kullanılıyor mu? Kıkırdak alınıyor mu? Genellikle aslında kombine olarak hem dikişlerle destekliyoruz. Kıkırdağa şekil veriyoruz. Fazla olan kıkırdak dokuyu alıyoruz ve kulağa dikişlerle yine kafatasına yaklaştırıyoruz. Arkaya yatırıyoruz dikişlerle. Peki hocam iyileşme süreci nasıl oluyor otoplasti sonrası? Otoplasti sonrası özellikle genel anestezi aldıysa bir gün hastanede takip ediyoruz. Yaklaşık bir ay saç bandanası, tenisçi bandanası veya
kepçe kulak korsesi takılıyor. Özellikle gece hani üstüne yatmamasını tembihliyoruz. Veya gece hani uykusunda dikişlerin açılmaması için muhakkak ilk bir ay, yani ben 23 saat günde 23 saat kullanması gerektiğini, bir saat kulak dolaşımının sağlanması gerektiğini söylüyorum. Birinci ayda kontrole çağırıyoruz, zaten izleri kulak arkasında oluyor, belli olmuyor, arkadan bakıldığında dahi görünmüyor. Genelde eriyen dikişler kullanılıyor, özellikle cilt dikişlerinde. Bir ay dolduktan sonra da sadece geceleri yatarken iki hafta daha kullanmasını öneriyoruz. O da gece yatarken katlanmasın, hani kulağa ters yastıkta katlanmasın diye aslında şey yapıyoruz. Hı hı. Hani kullanmak zorunda değil aslında o kadar da. Birkaç yöntemi bir arada kullandığınız kombine, evet, ameliyatta yapabiliyorsunuz yani otoplastide, evet, değil mi hocam? Yani, tek yönlü değil. Evet. Şimdi daha çok benim hani çocuklarda yaptığımda benim ameliyatlarım yaklaşık 2 saat falan sürüyor. Yani çünkü tekrar çocukları genel anestezi almasın, tekrar ameliyatı yapmayalım diye kombine yapıyorum ki hem kıkırdağı şekillendiriyorum, hem fazlalık kıkırdağı alıyorum, hem de kulağı arkaya yatırarak dikişlerle yapıyorum. Yani çünkü tekrar hasta profili daha kepçe kulakta küçük oluyor. Çocuklar daha sık istiyorlar ve çocuklar bu konuda birbirine de hani acımasız olabiliyor. Ufak farklılıklara dikkat ediyorlar. Ufak şekil bozukluklarına takılabiliyorlar. Onun için yani onlara ayrı bir özen gösteriyoruz. Yani bayağı da vakit harcıyoruz. Peki hocam, ya enjeksiyon üzerinde biraz konuşacak olursak, biraz önce bahsettiğiniz gibi kişinin kendi vücudundan greft olarak alınıp başka dokulara iletilmesinden bahsetmiştiniz. Şimdi kimler için hangi durumlarda tercih edebiliyoruz? Ya enjeksiyonu hangi bölgelere uygulayabiliyoruz? Nasıl? Yağ enjeksiyonu, yağ dolgusu, yağ grefti veya yağ kök hücre, bazen sadece mezoterapi olarak da kullanabiliyoruz. Yani cildi gençleştirmek, cilt bakımı için de kullanabiliyoruz. Yağ dolgusunun en çok kullanıldığı, yani yine dolgu materyali olarak yüze uygulanması, ince kırışıklıkların giderilmesi olarak, daha çok hyaluronik asit, her ne kadar vücudumuzda bulunan bir madde de olsa, hani piyasada bulunan ürünler bakteri veya hayvanlardan elde ediliyor. Kişiler bazen kendi tabii vücudundan olduğu için, yabancı madde olmadığı için yağ dolgusu istiyor. Bir de yağ dolgusunun hani diğer dolgudan farklı olarak sigara içmeyen kişilerde %30-%50'sinin vücutta kaldığı, tekrar yaptırmak gerekli olmadığı bilinen bir şey. Yani bazen uygun hastalarda tek sefer yapmak, yani hayatın geri kalanında kalıcı çözümlere vesile oluyor. Ondan dolayı daha çok yüz bölgesinde istiyor hastalar. Onun dışında yağ dolgusu yine meme protezi hastalarında, protezi daha doğal görünüm kavuşması için protez çevresinde yapılabiliyor. Yine ülkemizde pek sık yapılmasa da popo estetiğinde, popo büyütme estetiğinde de uygulanabiliyor. Peki hocam, normalde yağ hücrelerinin vücudumuzda başka görevleri de var. Yani misal hormon üretmek gibi, özellikle de östrojen hormonu üzerinde. Grefti alıp başka bir yere, yani dokuyu aldığımızda başka bir yere naklettiğimizde, enjekte ettiğimizde orada da aynı görevi sürdürüyor mu? Aynı şekilde çalışabiliyor mu? Yoksa sadece dolgu maddesi olarak mı kalmış oluyor? Orada yani enjekte edildiği bölgede hani östrojen üretimi pek yapmıyor açıkçası. Daha çok kök hücre görevi görüyor. İçindeki büyüme faktörleriyle de gençleştiriyor. Daha da iyi hocam. Onun dışında tabii dolgu, daha çok dolgu maddesi olarak etki gösteriyor. Yani yayınlarda östrojen üretimine dair pek bilgi yok açıkçası. Hı. Belki çalışılmamıştır. Evet. Peki hocam, biraz önce yüzden bahsederken kaş estetiğinden de bahsettiniz. Özellikle kaş estetiğiyle alakalı önemli noktalar nelerdir? Belirtmek istediğiniz. Kaş estetiği genellikle hani
Gençlerin son dönemde çok istediği ameliyatlardan biri oldu. Özellikle belly eyes, cat eyes gibi ameliyatlarla kombine, yani göz kenarının kaldırıldığı ameliyatlarla birlikte kombine uygulanması, hani yani bu dönemde çok trend. Hastaneye de birçok genç arkadaşımız bu ameliyat için başvuruyor. Aslında görece olarak basit bir ameliyat. Saçlı şakak bölgesinden 2 santimlik keseyle yapılabiliyor. Hem kaş kaldırma, hem alın germe ameliyatı, hem de belly eyes, cat eyes ameliyatlarıyla kombine edilebiliyor. Yani ilk bir hafta hani göz çevresiyle uğraştığımız için ödemli oluyor. Bazen morarmalar, göz kapağı, cildi çok ince olduğu için morarmalar olabiliyor, ama ilk bir haftadan sonra gayet güzel, hastanın istediği şekiller oluyor, yani görüntüye kavuşabiliyor hastamız. Hocam, yayınımızın son dakikalarında şimdi Ordu Devlet Hastanemizde siz bahsetmiş olduğunuz ameliyatları etkin bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz değil mi hocam? Evet. Yani seyircilerimiz bu yönde sizlere gelip muayelelerini olup taleplerini tabii iletebilirler. Tabii ki. Tabii ki. Yani zaten bahsettiğimiz ameliyatları hastanemizde düzenli olarak yapıyoruz. En çok sorulan, hani hastane polikliniğine en çok sorulan ameliyatlar da genel itibariyle bunlar zaten. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür Değerli ederim. Vakitlerinizi ayırıp yayınımıza katıldığınız için. Evet. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın.